Merhaba, ben Fırat. 2 yıldır ODTÜ Medya Topluluğundayım. Geçtiğimiz senelerde organizasyondan sorumlu üyelerden bir tanesiydim. Bu sene yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendim. Ben Merve. Topluluktaki birinci yılımı tamamlamış bulunuyorum. Ağırlıklı olarak yaz hocamda görev alıyorum medya topluluğunda. Merhaba, ben Deniz. ODTÜ Medya Topluluğunda Anlat Hocam'dan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Benim adım Çığıl. Şu anda Anlat Hocam'dan sorumlu insanlardan biri de benim. Onun dışında özel olarak da genelde Anlat Hocam'daki videoların kurgusundan sorumluyum. Merhaba, ben Süleyman. Yaklaşık 2,5 yıldır ODTÜ Medya Topluluğundayım. 2 yıl boyunca arkadaşımla beraber başkanlık yaptım. Ben Uğur. Medya Topluluğunda Yaz Hocam'dan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Medya Topluluğuna dahil olmam Yaz Hocam'da yazdığım bir yazıyla oldu. Yeni yazılar yazmaya başladım ve sonrasında da gönderilen yazılarda editörlük yapmaya başladım. ODTÜ Medya Topluluğuna gelecek olursak, 2003 yılında İletişim Fakültesi eksikliğine alternatif olarak kurulan bir topluluk ve 2003 yılından bu yana kampüste aktif olarak yer alıyor. 2003 yılından 2019 yılına kadar, bu yaklaşık 16-17 yılda Medya Topluluğu çeşitli platformlar kuruyor ve bu platformlarda yayınlar sunuyor. Temel olarak İki büyük yayın platformumuz var bizim. Birincisi Yaz Hocam, ikincisi de Anlat Hocam. Anlat Hocam olarak bir YouTube kanalımız var. Orada içerik üretiyoruz. İçeriklerimiz mesela ODTÜ 101 diye bir serimiz var. Orada yeni gelen arkadaşlarımıza işte ODTÜ'nün genel tanıtımı, hazırlık olsun, yemek ihtiyaçları olsun, bunlar hakkında videolar üretiyoruz. Bölüm tanıtımlarımız var. Daha tercih yapmamış arkadaşlarımıza ODTÜ'yü tanıtmak, ODTÜ'deki bölümleri özelinde anlatmak için bölümlerdeki arkadaşlarımızla iletişime geçip bu şekilde bir serimiz var. Şu an üretim aşamasında olan mesela profi videolarımız geliyor. ODTÜ'deki önemli kişilerin veya böyle isim yapmış kişilerin özeline bazı videoları hazırlıyoruz. Bir şenlik oluyor, onu çekiyoruz. Bir etkinlik oluyor, onun için yapıyoruz. Şu an aslında kendi çekimimizi yaptığımız topluluk tanıtımlarını yapıyoruz. Her videoyu bir proje gözüyle bakıyoruz. O projenin bir sorumlusu oluyor. İçeriğini tamamen o yönetiyor. Ve bunun kurgusunu kim yapacağını, çekimine kimin katılacağını, kimin videoda konuşacağını, kimlerle konuşulacağını tamamen onun önderliğinde oluyor. Ve bu proje sorumlusu herhangi bir olabilir topluluktaki. Tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Bu arada topluluğa geldiğinizde hiçbir şey de bilmiyor olabilirsiniz. Mesela ben geldiğimde öyleydim. Ama şu an dediğim gibi sorumlu insanlardan biri de benim. Bunun için genelde bireysel atölyeler şeklinde devam ediyoruz. Öğretimin daha kolay ve aktarımın daha kolay olması şeklinde. Zaten ben de o şekilde öğrendim. Dediğim gibi hem kurguda olsun hem çekim ekibinde olsun genelde sahadayız. Yani daha çok o işi yaparken öğreniyoruz. Daha sonra videonun çekimi sırasında topluluktaki herkes buna katılabiliyor. Herkes geliyor, fikrini belirtiyor ve bu fikirlerin her biri çok önemli. Ve bunlar tamamen aslında o videonun güzel olmasını sağlayan detaylar. Videonun çekimi tamamlandıktan sonra kurgu aşamasına geçiyoruz. Kurgu aşamasında da bilgisayar başında bir kişi oluyor belki ama onun etrafında birkaç kişi daha olur. O an yaratıcı kurguda ya da başka herhangi bir fikir aşamasında ona yardımcı oluyor. Ve aslında buradaki ilişki, topluluktaki insanların ilişkisini bağını da güçlendiren bir detay. Oradaki çok güzel arkadaşlık ilişkileri de oluyor. Çok güzel vakit geçiyoruz. Bunun sadece üretim kısmı olmuyor ve bunun yanında çok güzel vakit de geçiyor. Bu da bence çok kıymetli. Gerçekten çok büyük emekler verilerek yapılıyor aslında bu videolar. Yaz Hocam'da kampüs, kültür, sanat, bilim, teknoloji, birçok alanda yazılarımız var. Kısa vadedeki hedefimiz bu platformun ODTÜ'lü öğrencilerin yazdığı yazılar tarafından, örnek veriyorum, bilim içerikli, kültür içerikli, siyasi içerikli veya çeşitli içeriklerden yazdıkları kendilerine özgün yazılarla beraber bir tartışma ortamına çevirmek. Uzun vadedeki planımız ise eğer bu tartışma ortamını kaliteli bir şekilde sağlarsak basılı yayına geçmek. Her ne kadar yazı yazma işi bireysel bir iş olarak ilerlese de biz yazılarımızı gerek editlemede, gerek yazıların konusunu belirlemede, gerek yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar vermede biz hep beraber karar veriyoruz. Bir aslında ekip işi oluyor. Belki hatta yazı yazmanın bireysel olarak ilerlemesinden dolayı daha çok da yakınlaşabiliyoruz. Biz yazıyı talep de edebiliyoruz. Örnek veriyorum, topluluğa gelen arkadaşlarımızdan bunu yazmak ister misin gibisinden taleplerde de bulunuyoruz. Lakin genellikle insanlar ürettiği içeriği bize mail yoluyla iletiyorlar. İki kişiyle editleyerek yazıyı hazır hale getiriyoruz ve yeniden yazarın fikrini almak üzere yazara dönüyoruz. Sonrasında ise yazardan eğer ki göndermemişse yazıyla ilgili görseller istiyoruz ve bunların yayınlanmasını sağlamak için yani bir ekip olarak çalışıyoruz aslında. Sosyal medyada yayınlanmasından tutalım da yazının editlenmesine, görsellerle çeşitlendirilmesine vesaire birçok kişi yazı yayınlanana kadar görev alıyoruz. Kampüs yazılarımızda daha çok okulda yaşanan olayları yazdığımız haber yazılarımız yer alıyor. Kültür sanat köşelerimizde, edebiyat yazılarımızda öyküler, şiirler yayınlıyoruz. Gezi yazılarımız var. Yemek yazılarımız var. Özellikle kahve yazılarımız çoğunluktan. Edebi yazılarımızdan şiir, öykü yazılarımız var.
bilim ve teknolojiyle ilgili yazılarımız var. Dizi film incelemesi yazılarımız var. Toplulukların yıl içerisinde yaptığı etkinlikler baz alınarak o etkinliğin hem duyurusu hem de topluluk hakkında genel bilgi vermek adına topluluklardan gelen yazıları da yayınlıyoruz. ODTÜ tarihi serisi ODTÜ'nün kuruluşundan itibaren günümüze kadar olan okul tarihindeki önemli olayları anlattığımız yazı serimiz. ODTÜ'den geçenler serisi ise ODTÜ'de iz bırakmış, ODTÜ tarihinde önemli yer edinmiş insanlardan bahsedilen yazı serisi diyebiliriz aslında. Bu yazılarımız aslında herkese hitap edebilecek tarzda yazılar oluyor genelde. Her ne kadar ODTÜ'lü öğrencilerin bizlerin kurduğu platform olsa da biz bunu ODTÜ bağlamından daha çok genel yazılar yayınlamak istiyoruz. Bu seneki hedeflerimizden birisi de bu. Daha çok sanat, bilim yazılarının önde olduğu yazılar yayınlamak. ODTÜ Medya Topluluğu yıl boyunca etkinlikler yapar. Bunlardan bir tanesi ODTÜ Medya Günleri. Bu sene 4.sünü düzenleyeceğiz. 10-11 Ekim'de düzenleyeceğimiz etkinliğe medya alanında tanınmış, başarılı olmuş insanları çağırıp söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca yaptığı etkinliklerden bazıları kültürel ve sosyal etkinliklerdir. Bununla topluluk içerisindeki iletişimi artırmayı hedefliyoruz. ODTÜ Medya Topluluğu çok fazla büyük olaylar yaşadı. Topluluğun kapanmasından tutun da işte ekipmanları tekrar elde edebilmek için çabalamasına kadar birçok büyük süreç geçirdi. Çok fazla tehditler altında kaldı. ODTÜ Medya Topluluğu kapatıldığı zaman rektörlük gelip ekipmanlarımızı almıştı. Yani ekipmanları alarak bize şu mesajı vermişti. Ekipmanlarınızı aldık, siz hiçbir üretim yapamazsınız. Ama biz kapatıldıktan sonra öyle bir azimle devam ettik ki ODTÜ Medya Topluluğu hiç olmadığı kadar kalabalık oldu. Hiç olmadığı kadar böyle cesaretli bir şekilde video üretimine başladı. Topluluk üyelerimizde geçirdiğimiz zor zamanlarda rektörlüğün ekipmanları elimizden aldığında alternatif olarak bir Arafiba Fest düzenledik. Ve bu Arafiba Fest sayesinde sadece ekipmanlarımıza kavuşmadık aslında. Aynı zamanda arkadaşlıklarımızın ne kadar değerli olduğunu, topluluk içerisindeki iletişimin ne kadar kuvvetli olduğunu farkına vardık. Kapatıldığımız dönemde birbirimizle olan dayanışma, birbirimizi yükseltmemiz, motive etmemiz. Bunlar çok önemli faktörler. Arkadaşlık açısından çok önemli faktörler. Yani dıştan negatif bir dünya varken bizim için biz içimizde kendi birbirimizi motive ederek bir ürün ortaya koyduk ve ürünler ortaya koymaya devam da ediyoruz. Toplumumuza yeni gelecek arkadaşlarımız için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten çok büyük ve çok güzel bir arkadaş grubuyuz. Ama bu arkadaş grubuyla beraber aslında kendimize çok fazla geliştiriyoruz. Hem şu an için hem ileriye dönük bir şekilde. Bence mutlaka en azından bir tanışma toplantımıza gelin. Bir o arkadaş ortamımızı görün. Bence hani onu gören bir insan zaten bundan ne kadar keyif aldığımızı, bu işi yaparken aslında mutlu olarak yaptığımızı farkına varacaktır. Sadece tanışma toplantısına bağlı kalarak değil, gerek Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan her türlü bizimle iletişime geçip tanışma toplantımız dışında da genel haftalık toplantılarımıza katılıp toplumumuzun üyesi olabilirsiniz. Yani gelin arkadaş olalım. Bu samimiyetinizi daha da çok güçlendirip çok daha kaliteli, güzel işler yapalım. Yani sadece bir topluluk değil, insanların birbirine destek olduğu, aynı insanların birbirinden bir şeyler öğrendiği bir aile diyebilirim.